Herkese selam insanlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem ve teori bölümüne daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bugün saat 4.30'da Brawl Talk geliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Yeni karakterimizin yüzünü araştıracağız. Oyuna kulüp savaşları mı geliyor, buna bakacağız. Ve yeni güncelleme hakkında teori ve detaylarımı sizlere göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden video biraz da kısa olacak ama sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Neyse, o zaman sözü uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün saat 4.30'da Brawl Talk'umuz gelecek ve gerçekten hepimizin heyecanlı olduğunu düşünüyorum. İlk öncelikle yeni bir kupayolu karakteri geliyor biliyorsunuz. Ama benim ufak bir fikrim var. Onu birazdan sizlere söyleyeceğim, kanıtları da göstereceğim. Tabi bu benim düşüncem arkadaşlar. Sizlerin düşüncesi farklı olabilir. Şimdi oyuna bu Brawl Talk'la beraber gelecek kesin olarak tek bir şey var. O da yeni bir kupayolu karakter. Ha, son anda başlığı thumbnail'i değiştirip yine arkadaşlar geçen sefer yaptıkları gibi güncellemeyi anında değiştirebilirler mi? Değiştirebilirler arkadaşlar, bilmiyoruz. Ama birinci olarak oyuna bir kupalı karakteri geleceğini ve bunun da 10.000 kupada olacağını düşünüyoruz. İkinci olarak da bu karakterin robot olacağını düşünüyoruz. Çünkü Twitter'da paylaşılan fotoğraf şu anda ekranda geldi. O da arkadaşlar robot olduğunu gösteriyor. Şimdi oyuna en baş dediğim gibi kulüp savaşlarım geliyor. Şimdi hatırlayacak olursanız arkadaşlar, Dani geçen bir röportaj yapmıştı ve geçenki röportajda aslında biz kulüp savaşlarının gelebileceğini düşünmüştük. Demiştik ki az önce oyuna saydıklarından bir tanesi yakın zamanlarda gelecek demişti. Ve o saydığı şeyleri hemen sizlere tekrar geri sayayım. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse ve daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız aşağıdan gidip videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza hoşunuza giderse kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 1500 like gelirse bu serinin devamı gelecektir. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Birincisi arkadaşlar yeni bir lig sistemi hakkında soru. İkincisi oyuna karakter sınırlaması olacak mı? Üçüncü soru kedi kit oyuna gelecek mi? Dördüncü soru işte kulüp savaşları gelecek mi vesaire vesaire, böyle uzayıp giden sorulardı arkadaşlar. Ve yeni güncellemede yani Brawl Talk'ta acaba girecek olan özellik kulüp savaşları mı olacaktı? Çünkü arkadaş şimdi dedin tamam, Dani bunu dedi, yakın zamanlarda saydıklarından bir tanesi oyuna gelecek dedi. Ama bunların arasından kulüp savaşları olduğunu nereden anladın, nereden çıkardın diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dünkü Twitter'da paylaşılan olan fotoğrafta kulüp savaşları hakkında bir detay vardı ki zaten siz bunun yorumlar kısmında belirtmişsiniz aralarına bazıları. Ben arkadaşlar oradan gördüm ve baktığım zaman gerçekten kulüp savaşlarının gelebileceğini düşündüm. Çünkü arkadaşlar mesela Brawl Talk'un başlığında ne yazıyordu işte? Brawl Stars, Brawl Talk, yeni kupayolu karakteri ve başka bir şey. Yani başka bir şey. Biz aslında arkadaşlar Spike'ın bulunmuş olduğu fotoğrafta da başka bir şey yazısını görmüştük. Hatırlayacak olursanız fotoğrafı ekrana koyarım. Yani oyuna muhtemelen bu güncellemede başka bir şey dediği şey arkadaşlar kulüp savaşları gelecektir. Çünkü Spike'ın olduğu fotoğrafta işte aksesuarlar, Brawl Pass falan filan hep büyük güncellemeler vardı. Ve kulüp savaşları gelirse büyük bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere kulüp savaşlarının logosunun, ikonunun bulunmuş olduğu ya da benim tahmin etmiş olduğum fotoğrafı sizlere göstereyim. Hiç güvenli değil başlığı altına paylaşılan bir gönderi arkadaşlar. Ve burada da yine hiç güvenli değil olarak yeni karakterimiz bunu işaretmiş. Gördüğünüz gibi elinde bir Star Park kremi var arkadaşlar. Eli robot bir eli var ve kırmızı da bir giysisi var. Yani bu yeni karakterimizin olduğunu düşünüyorum. Yeni karakterimiz değilse de Rico olabilir, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu fotoğrafta çok fazla bir gizem ve detay yok. Çünkü oyuna daha önceden gelen kostümler var. Yani Karador Spike var, işte Pilot Colette, yani hepsi önceden gelen şeyler. Biz de yeni güncellemeyi şey yapan bir tek bu kol var arkadaşlar. Bir de şurada bir tane rozet paketine benzer bir şey var. Bir de arkadaşlar şurada bir tane logo var. Gördüğünüz gibi sol tarafı mavi, sağ tarafı kırmızı, ortasında bir kuru kafa var ve ben bir kalkan şekline benzettim arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafı birazcık sola kaydırdığım zaman sağ tarafı arkadaşlar Clash Royale'deki bir tane logoyu koyuyorum. Bu arkadaşlar Clash Royale'deki bir klan savaşları logosu. Baktığınız zaman sol taraftaki logoya dikkatlice bakın. Sağ tarafta koyduğum logoya dikkatlice bakın. Arkadaşlar bildiğin sol taraf dost klan, sağ taraf düşman klan ve ortada arkadaşlar bir savaş sembolünü işte anlatan bir kuru kafa sembolü ve bir de arkadaşlar
kulüp logosu var. Yani hani kulüp şeyleri oluyor arkadaşlar. Onu birazdan size göstereceğim. Kulüplerimizin bir tane bayrağı oluyor. Siz de o zaten logoyu değiştirebiliyorsunuz. Aynı ona benzer bir logo. Ve arkadaşlar muhtemelen kulüp savaşları olabilir. Zaten bu uzay gemisi de bir sola bir sağa ayrılıyor. Yani sol taraf bizim takımımız, sağ taraf düşman takımı olabilir. Ve bu güncellemede kulüp savaşları oyuna gelebilir. Arkadaşlar hemen söylemek istediğim şeyleri sizlere göstereyim. Mesela ayarlar butonuna girdiğiniz zaman kulübün rozeti var. Gördüğünüz gibi kulübün rozetini arkadaşlar buradan kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Fakat az önce görmüş olduğumuz logoda yine bu bayraklara, işte rozetlere benziyor. Yani arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şey kulüp savaşları olabilir. İşte bu kuru kafa arkadaşlar. Ama sol tarafı maviydi, sağ tarafı kırmızıydı. Bu şekilde arkadaşlar ortada bir kuru kafa vardı. Aynen ben buna benzettim. Yani arkadaşlar yeni güncellememizde kulüp savaşları oyuna gelebilir mi, ki ben de inşallah gelir diyorum abi. Geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sizlere kulüp savaşları detaylarını gösterdim. Şimdi de gelelim yeni karakter detaylarına. Yani zaten bugün bunları göreceğiz arkadaşlar, ama gerçekten Brawl Talk gelmeden önce bunları sizlere teorileri yine sizlere söylemek gerçekten bayağı eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle videonun başında sizlere yeni karakterin suratı olabilir demiştim. Tabii ki arkadaşlar bu sızdırma falan filan değil. Bu bir Brawl Stars partnerinin bir thumbnail'i, şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı bizim robot koluna benzeyen arkadaşlar, o Twitter'da paylaştığım fotoğraf. O kola benzeyen bir karakter. Yine demirden, metalden robot bir karakter. Bunu da arkadaşlar bize bir takipçimiz gönderdi. Yeni bir karakter olabilir mi dedi. Ben şahsen düşünüyorum. Yani hem Brawl Stars partneri yeni karakteri paylaşacağını düşünüyorum, ama yeni karakterimiz böyle bir şey olabilir diye bunu da videoda göstermek istedim arkadaşlar. İnşallah Brawl Talk'umuz güzel olur diye düşünüyorum. Bence uzun zamandır böyle hani önceki güncelleme tamam büyük bir güncellemeydi, ama inşallah bu güncelleme hani mini bir güncelleme olmaz. Zaten arkadaşlar muhtemelen güncellememiz uzay temasından devam edecektir. Yani Avay Raf'ın grubundan devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman hep uzay gemisiyle alakalı detaylar var. Neyse arkadaşlar, o zaman yavaştan videomuzun sonuna gidelim. Bu arada videonun sonuna birazcık şarkı koyacağım. O şarkıyı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu hemen yüklemem gerektiği için bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın, bugünlük böyle olsun. Zaten Brawl Talk'umuz saat 4.30'da gelecektir. Neyse, kendinize iyi bakın. Sonraki olarak görüşmek üzere ve bay bay.